Evet sevgili seyirciler, ee, şimdi her hafta olduğu gibi e, biraz emlak haberleri diyelim. Bu şey gibi oldu değil mi? Emlak magazini sunar gibi. E, öncelikle e, son günlerde e, bana çok soru olarak gelen bir konu var. Site aidatları. Maalesef ki site aidatları e, kiralarla yarışır durumda. Neredeyse başa baş gidiyor. Ve bu hem mülk sahiplerini hem de kiracıları... ...günlük yaşamlarında çok zorlayıcı bir hal almaya başladı. Şöyle de açıklayabilirim aslında size. Ee, bir kiralık e, portföyümüz olduğunda, ilan portallarına çıktığımızda... ...inanın kiralama rakamından daha önemli aidat rakamlarını soruyorlar bize. Çünkü o aidat rakamları e, ilk girişte, ben şimdi farazi atıyorum... 5000 binken bir altı ay sonra onun rakamı artabiliyor... Ne diyoruz? Aslında site aydatlarında yasal olarak aslında olması gereken yılda bir kezdir. Ama maalesef ki e, değişen ekonomi, e, işte e, asgari ücrete gelen zam, bazı dış etkenler bunları etkileyebiliyor. O yüzden e, yıl içinde iki kere de zam olabiliyor. Ama bu arada hemen aldığım notlar arasında bir şey paylaşmak istiyorum ki e, güzel bir haber bununla ilgili. ...mutlaka bir çalışmalar olup daha da fazla denetlenerek bunun önüne geçileceğini bekliyoruz. Ee, AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz e, bu konuyu, site aidatlarını e, meclise taşıdı. Bundan sonra da meclisten çıkacak kararı bekliyoruz. Ve şimdi sizi reklamlara gönderiyorum. Evet sevgili seyirciler, site aidatlarıyla ilgili konuyu da şöyle bağlamak istiyorum... Ee, bu konuda site aidatlarında mülk sahiplerin ve kiracıların da söz hakkının olması gerektiğine inanıyorum. Bunu savunuyorum ve diyorum ki e, kiracılar ve mülk sahipleri de e, site yönetimindeki o kurul toplantılarına dahil olama, olabilmeliler. Kalem kalem giderleri bizzat görüp beraber onaylamalılar diye düşünüyorum. İnşallah meclisten bununla ilgili müjdeli haberler bekliyorum. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Biz çok eğlenceli bir program olduğuna inanıyoruz bugün. Çok eğlendik. E haftaya yine aynı saatte Beyaz TV ekranlarında Filiz Karataş'la bu cumartesi yine sizlerle olacak. Hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın.